Maybe these bandanas make it hurt. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler. Aslında Pendik Çarşı'dan ofisimden kayda girmem lazımdı ama kayda girmeyi unutmuşum. Kayıtta değilken GoPro belli bir süre sonra kendi kendini kapattığı için onun sesiyle ne oluyor, pilim fulldü filan dedim ama meğersem kayda girmemişiz. E5'teyiz. Pendik metro istasyonunda çektik sağ, hemen kayda girdik. Yolculuğumuza başlayalım. Bugün Üsküdar'a gideceğiz. Saat sabah 9. E5 karayolunu kullanacağız yine yolculuğumuzda. Çok bir trafik yok. Sabah saatleri, hafta sonu olduğu için bu saatlerde biraz rahat oluyor bu güzergah. Bir düğün çekimiz var ama sabahtan başlıyor. İşte artık bugün sabah 9.30-10'dan gece 12'ye kadar işimizi yapacağız. Kazasız belasız. Hava inanılmaz güzel. Böyle çok sıcak da değil, terletmiyor. Soğuk da değil. Hafif hafif esiyor. Motosiklet sürmek için oldukça elverişli bir hava. Videolarımdan birinin altına bir arkadaşım yorum yapmış. Bu ön tur camı ile ilgili bir soru sormuş. Biraz koyu renkli. Gece sürüşlerinde sıkıntı yaratmıyor mu tarzında bir şey olması lazım. İşte engel olmuyor mu size diye. Ben memnunum. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Yani ben sürüş esnasında benim görüşümü kesinlikle etkilemiyor. Gayet rahat görüyorum. Birkaç yerde okumuştum. İşte çukurları, ufak çukurları filan göremeyebilirsiniz diye. Öyle bir sıkıntı yaşamadım. Ama video çekme olayında gece sürüşlerinde video çekemiyorsunuz. Yani çekerken bayağı bir karanlığa düşüyor bu camdan kaynaklı. Ben bu camı taktırdığımda kafamda işte motovlog çekerim tarzında bir fikir olmadığı için koyu füme rengi tercih ettim. Bu GP kompozite koyu füme olarak geçiyor bu renk. Hoşuma da gitti ama video çekerken evet şey oluyor, yani sıkıntı yaratıyor. Onun haricinde sürüşümü etkileyen bir etken yok. Buradan zaten yorumun altına ben yorumumu, cevabımı yazmıştım. Buradan da o arkadaşa yine bunu tekrar edeyim. Video için bunu değiştirebilirim. Ama şöyle bir şey düşündüm. Yani Ekim ayındayız. 4-5 ay daha herhalde veya 6 ay maksimum bu motoru kullanmayı düşünüyorum. Daha sonra farklı bir modele geçebilirim. Artık o modelde biz açık renkli camlarla, orijinal camıyla veya aldığım motorun modeli şimdi daha belli değil. Kafamda birkaç tane model var. İşte Forza 250, olsa ADV 350 veya başka bir markanın başka modelleri. Biraz daha CC yükseltmeyi düşünüyorum. Artık onlarda bu cam açık renk olur, orijinal cam olur veya tur camı takılacaksa da açık renkli takarım. Bunun tek sebebi de sizlere gece video çekebilmek için. Yoksa benim görüşümü etkileyen hiçbir etken yok. Trafik şu an akıcı. O yüzden ben normal şeridimde ilerliyorum. Her zaman söylüyorum. YouTube'da video çeken çoğu arkadaşım da söylüyor. Şeridinizde iyi konumlanın arkadaşlar. Bu şerit sizin şu an. Kimse yok kardeşim sağdan geç, kenara geç falan deme hakkı yok. Buna müsaade eden bizleriz. Başkası değil. Kenardan gidersek adam buna alışır. Beyninde yer eder.
der ki bu motorcu, bunun şeritte ne işi var? Bu gitsin, sağdan sağdan gitsin der. Siz buna müsaade etmeyin. Ben bu tarz katılımlarda trafik biraz yoğun olsa bile kendimi atabiliyorsam şeride atmaya çalışıyorum. Sebebine gelince, yolunu kaçıran, gireceği yeri unutan herhangi bir araç birden sağa kırar ve bizlere sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar. Atamıyorsam da kendimi, hızımı kesiyorum. Girebilme potansiyelini hissettiğim araçlara mesafemi koruyorum. İlerliyorum. Burada yaptığım gibi arkadaş, şu solumdaki arkadaş olabilir insanlık hali, dalar. Sağa girmek ister. Ben onu aslında geçerdim. Hala geçebilirim. Ama geçmiyorum yani. Gerek yok. Şimdi geçeriz. Şimdi geldiğimiz yol ayrımları benim ve eminim çoğu motorcunun sevmediği tarzdaki yol ayrımları. Burada hemen kendimizi yine şeridimize atıyoruz. Sebebine gelince burada en sağa giriş var. Sağa giriş var ve inanılmaz trafik olan bir yer normalde. Bu saat diye burası böyle. Ve normal yol var. Şimdi motosiklet sürücülerin çoğu yoğun trafikte emniyet şeridinden gittiği için ben de gidiyorum. O tarz yerlerde gelmeden 50 metre, 100 metre önce kendinizi sola doğru atmanın yollarını bulun arkadaşlar. Bu kavşakların, katılımların veya çıkışların dibine gelene kadar o en sağdan gitmeyin. Sonra cidden sıkıntı yaşıyorsunuz. Atın önceden kendinizi şeride. Arada da böyle yol verin insanlara. Hep yol istiyoruz. Karşılıklı hoşgörü.
Yapma işte öyle hareketler ya. Ne gerek var? Evet, burada yine bir Arap saçı durumu oluyor her zaman. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş, bağlantı yolunun girişi burası. Köprüye girenler Kozyatağı, Halin o taraftan D100 karayoluna girenler, Pendik yönünden gelenler, Erenköy'e girenler, herkes burada sağa sola kaçışmaya başlıyor. Buralarda da dikkatli olmamız lazım. Bir arkadaş daha bir yorum yapmış bir videonun altına. Yakıt konusunda ben yakıtımı Opet'ten alıyorum. Yani Shell değil. Ben Opet'le başladım. Opet'le devam ediyorum. Bir kere filan ay temiz petrolden almak zorunda kaldım. Balıkesir'e giderken. O da benim yanlış hesaplarımdan kaynaklı bir durumdu. Normalde yapmamam gereken bir şey yaptım. Mola verdiğimde zaten Opet'te mola vermiştim. Yarım depo gibi bir yakıtım vardı. Orada fullemem lazımdı. Ben fullemedim. Daha sonra Opet değil, Shell'mel de bulamadım. Baktım artık yakıt ibaresi yanıp sönmeye başlıyor. Itemize girmiştim. Opet'ten alıyorum. Opet'in mobil uygulaması var. Oradan hem plakaya puan tanımlaması falan var. Ya çok bir şey birikmiyor ama yine de orada bir işte küçük küçük meblağlar birikiyor. 25.500 kilometrede şu an motorum. Ortalama 300-320 kilometre yol gidiyor. Benim motorum. Böyle sakin kullanımlarda. Bu uzun yolda biraz düşüyor. Çünkü sürekli yüksek devirdesiniz. Motor da ister istemez biraz daha fazla yakmaya başlıyor. Bu arada fazla filan değil yani. 2.5-2.6 filan yakıyor. Hiçbir şey değil. Şu an mesela 76 kilometre olmuş ben yakıtımı alalı. Trip metremi sıfırlamıştım. 1.9 litre. Ama çok sakin kullandım. Elim neredeyse hep çeyrek gaz, yarım gazdı. Birkaç yere gittim geldim. İşte 76 kilometre olmuş. Ortalamam bu. Genel orta olarak 2.1-2.2 gibi filan yakıyor benim motorum. İstanbul trafiğinde. Daha az yaktıranlar var. Daha fazla yaktıranlar var. Bu kişinin kullanım tarzına göre çok değişken arkadaşlar. Kalkışlarda filan tapa gaz yaparsanız hemen zaten otomatikman artıyor yani hiç fark etmez hemen başlıyor artmaya veya sürekli dip gaz giderseniz doğal olarak artıyor. Benim bir acelem yok. Çoğu zaman acelem olmadı. Motosiklet aceleye gelen bir ulaşım aracı da değil bence. O yüzden bu şekilde iyi. Opet tercih ediyorum. Ben memnunum. Bir sıkıntı yaşamadım. Mobil uygulamaya gelince de ruhsat ve plaka bilgilerini Opet Mobil'e girdiğinizde her yakıt aldığınızda uygulamaya girip plakaya puan tanımla diye bir buton var. Oraya bastığınızda bilmiyorum ne kadar veriyor. Ben bir 25.500 kilometre boyunca hep Opet'ten alıp bir 100 lira biriktirdim sanki veya bir yerden 50 lira mı ne gelmişti benim mobilime. 100 birikmez çünkü kolay kolay da bir 100 oldu o bakiye.
O 100 lirayla ben bir şey almıştım, yakıt almıştım opetten. Ücretsiz. Şimdi 910 lira falan var. Ya para değil bunlar tabi ama olsun. Minicik bir tasarruf. 10 kilometre yol. 10 liraya gidiyoruz. Muyuz? Gidemiyoruz. Gidemiyoruz evet. 10 kilometreye yakın yol gidiyoruz. Biz şimdi Acıbadem tarafına geldik. Yolumuz da azaldı. Selimiye Kışlası'nın önünden eski harem otogarının oradan geçeceğiz. Daha sonra Salacak. Salacak'tan Üsküdar sahil. Zaten gideceğimiz, çekim yapacağımız mekan da Üsküdar sahildi. Ben dönüşte yine video çekmeyeceğim. Çünkü gece geç saate denk gelecek. Karanlıktan dolayı çekmiyorum. Bu camın beyaz olsaydı bir ihtimal çekebilirdim. Ama koyu füme işte çekimde bir tık etkiliyor. O arkadaşın yorumuna istinaden söyledim bunu. Sürüş de çok iyi bence. Gündüz zaten çok iyi. Gece de beni çok etkilemiyor. Gözleriyle alakalı problem olan arkadaşlar varsa onları etkileyebilir ama yani bilmiyorum. Benim yakınla alakalı ufak ufak sorunlarım başladı. Ama çok yakınla alakalı böyle kitap okuma gibi veya bir şeyin etiketine bakma gibi durumlarda şöyle bir elimi artık ileri geri yapıyorum. Yaşlanıyor muyuz ne artık? Yani üzücü bir durum ama hayatın gerçekleri, yaşlanıyoruz arkadaşlar. Ve hayat inanılmaz hızlı geçiyor. Yani 20-25 yaşından sonra ben ne oldu, ne zaman, işte 40-41 yaşına geldim. 84 doğumluyum, 40 yaşındayım. Hiç anlamadım yani, birden geçti zaman. Çocuktuk, bazen böyle doğup büyüdüğüm mahalleden bir arkadaşım var. Şu an Hollanda'da yaşıyor kendisi. Böyle konuşuyoruz arada. Ya diyoruz, çocuktuk, şimdi çocuğumuz var ve kocaman oldu. İşte onun yaşındayken, ya onun yaşından daha önce biz seninle arkadaştık diyoruz. İşte 5-6 yaşında arkadaş olduk. Benim çocuğum şu an 11 yaşında mesela. Ne zaman geçti, nasıl oldu? Çok enteresan. Hayat gerçekten çok farklı ya. Evet, Üsküdar değil, Selimiye'ye geldik. Karşımızda İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişi var. Solumuzda Haydarpaşa Limanı olacak birazdan. Eskiden Gata Askeri Hastanesi'ydi sol. Şimdi başka bir hastane. Burada da 1. Ordu Komutanlığı var. Selimiye Kışlası olması lazım burası. Haydarpaşa Liman. Ooo, araba dolu limanın içi. Bu araba yok denirken bile hep burada araba vardı. Stokçuluk çok kötü bir şey. Yani şu taraf full arabaydı. Siz görmediniz. Bayağı kamyonlar falan da var, sıfır. En ucuz araba olmuş 1 milyon. Galiba 950 bin liraydı en ucuz araba. Ya iyi paralar. Böyle güzel bir arabaya bineyim diyorsan 1,5-2 milyon harcayacaksın. Ben arabaya 1,5-2 milyon vermem. 1,5-2 milyona ev alırım dersen 1,5-2 milyona evin E'sini alıyorsun arkadaşlar. Geriye V kalıyor. Onun için 1-2 milyon daha lazım. Zor ya. Trafik polisi abi beni çevirecek mi? Evet, çevirdi. Trafik kontrol noktası. Baktılar tertemiz, bir şeyimiz yok. Ama bu ayın 24'ünde trafik sigortamız bitiyormuş. Hayırlı işler. Bakalım kaç para çıkacak. Alt komşum trafik sigortasını yapan kişi. Ona söyleyeceğiz. O zaten takip ediyordur. Burası da harem otogarı. Arkadaşlar, İstanbul Anadolu yakasında oturup da buraya otobüste inmeyen yoktur. Veya burada otobüse binmeyen yoktur herhalde. Ben buradan bir iki tane arkadaşımı askere uğurlamıştım. Çok da buradan otobüse binip otobüsten inmiştim.
artık böyle çürümeye yüz tuttu. Zaten kalktı. Normalde artık büyük otobüs firmaları falan neredeyse hiçbiri gelmiyor buraya. Bu arada Trek Boys'undan fırça yedik hanımefendiden. Üç kişiler, bir tane kadın şey yaptı, kadın polis plakama baktı, ehliyetime baktı, buyurun geçebilirsiniz dedi. Eldivenleri takmak için de az ileride sağda durdum. Öteki kadın polis geldi, baktım yine plakaya yazıyor. Dedim hanımefendi bak o zaman yürüsene diyor. Yürüyeceğim kardeşim, eldivenlerimi takmam lazım. Sabah fırçamızı da yedik, olsun. Güzel manzara. Abi karavan olayı çok güzel ya. Adam boğazdan hazır evde yaşıyor. Geceden geldi büyük olasılıkla. Sürekli duramıyor artık. Belediye falan müdahale ediyor da. Boğaz kıyısında yattı. Hemen şu solda Kurtlar Vadisi'ni izleyenler varsa eskiden Polat Alemdar'ın meşhur bankı hemen solda arkadaşlar. Orada otururdu. Yalnız buralar karavan dolmuş cidden. Şöyle geçelim ya. Önümüz açılsın. Su sıcak hala herhalde. Denize girenler var. Kanocular. Kız Kulesi. Üsküdar Vapuru. Abi güzel şehir İstanbul. Burada fakir olmayacaksın, paran olacak. Güzel güzel yaşayacaksın. Balıkçı abiler de balık tutuyor. Güzel. Biz de işe gidiyoruz hafta sonu. Ekmek parası, yapacak bir şey yok. Kahvaltı bile yapmadım. Çekim saatim de geldi. 9.30 demiştim. Saatte 9.29. Zargana yatıyorlar. Abi zargana niye yatıyorsunuz? Palamut falan deneyin. Evet. Üsküdar. Anadolu yakasının tarihi ilçelerinden biri burası. Çok fazla Osmanlı'dan kalma yapı var burada. İstanbul'un her yerinde var. Anadolu yakasında burada çok var. Güzel bir konumu var çünkü. Bizim otel biraz ileride, sağdaydı çekim yapacağımız yer. Bak yine Polat Alemdar'ın bankı dedik. Kurtlar Vadisi'nin de oteli gideceğimiz yer. Onseyden birinindi galiba o dizide bu otel. Hatırlamadım şimdi. İzliyordum, güzel diziydi. Arkadaşlar ben videomu sonlandıracağım. Böyle biraz sabah mağmurluğu var üstünde. Otelin yerini karıştırmayayım. Biliyorum aslında sağda bir yerde ama yine de navigasyonumu açacağım. O yüzden şurada yapalım biz bu işi. Videoyu sonlandırayım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.